Ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Yüce Rabbimiz. Ud'u ile sebili rabbike bil hikmeti vel mev'izatil haseneti diye bir ayet var ki yürüyor gidiyor. Diyor ki, ud'u ile sebili rabbik. Rabbinin yoluna seslen, çağır. Rabbinin yoluna davet et. Nasıl davet et? Bil hikmeti, hikmet ile. Bana öyle diyor, hikmet ile davet et. Bak diyor, ayet var hoca diyor, hikmet ile davet et diyor. Sonra diyor ki, vel mev'izatil haseneti. Güzel böyle vaazla diyor davet et diyor. Hoca sen niye böyle yapıyorsun diyor. Ayeti burada kesiyor. Burada kesiyor ayeti bana. Hikmetle çağır, güzel sözle çağır. Sonra diyor ki devamındakini okumuyor bana. İşine gelmiyor çünkü. Burada 3 tane metot söylüyor Allah'ımız. 3 tane. Sen ikisini bana delil olarak getiriyorsun. Yumuşak konuş diyorsun. Diyor ki hikmetle çağır, güzel bir vaazla çağır. Bak devam ediyor. Ve cadilhum. Onlarla cidal yap. Mücadele et. Ayetin devamı. 3 sınıf insandan bahsediyor burada. Ayeti cımbızlama bana. Ayeti cımbızlama bana. 3 sınıf insandan bahsediyor. Hikmetle konuşacağın bir sınıf insan var. Güzel vaaz böyle anlatacağın insanlar var. Bir de mücadele edeceğin insanlar var. 3 grup insanı söylüyor kardeşim. Ben hiç namaz, abdest, oruç anlattığım böyle normal dinin emrini anlattığım bir şeyde kızarak anlatıyor muyum? Normal anlatıyorum. Diyorum ki şu kadar tesbih çekin, bu kadar namaz kılın, bu kadar zikir yapın, tövbe istiğfar edin. Allah'ın affeder, tövbe vaazlarım var benim. Tövbe edin vaazlarım var benim. Bir sürü var yani. Orada bir şey söylüyor muyum? Diyor ki şimdi şu. Birinci sınıf hikmetle vaaz edeceğin insanlar ilim ehlidir. İslam dinini anlatacağın, hikmetle anlatacağın, yani ilimle anlatacağın kişiler ilim ehlidir. Vatandaşla hikmetle konuşamazsın. Konuşursan uyutursun. İşte bizim bazı kürsüdeki hocaların yaptığı gibi akademik dille konuşuyorlar kürsüde. Hutbede de vaazda da uyuyor herkes. Cep telefonuyla şeyin kamerasını açıyor. Dükkanının kamerasını seyrediyor. Ne yapıyorlar orada diye. Çünkü hocayı dinlemiyor. Anlamıyor çünkü. Hocayı anlamıyor. Çünkü hoca akademik dille, yani hikmetle konuşmanın bugünkü tercümesi bu. Akademik lisanla konuşuyor. Kardeşim bu insan akademik lisanı nereden anlasın? Hikmetle anlatmak bu demek. Hikmetle ilim ehline anlatılır. Vatandaşa anlatılmaz. Vatandaşa ne anlatılır? Vel mev'izatil haseneti. Güzel vaaz verilir. Kıssalar, siyerler anlatılır. İbadetlerin misalleri verilir. Ehli sünnetten anlatılır. Şuradan anlatılır, buradan anlatılır. Vatandaşa yani benim gibi avam tabakasına normal vaaz edilir. Hikmetle havas tabakasına konuşulur. İlim ehli ilim ehlini anlatır. Biz de hocalar arasında oturup konuştuğumuzda bunları konuşmuyoruz ki. Ayetler, hadisler, efendim usulü hadisler, usulü fıkıhlar, efendim nuzulü sebepler. Burada şimdi bunu anlatırsam sen de uyuyacaksın. Beni dinlemeyeceksin ki. Ne diyor bu hoca diyeceğim. Bakacağım Facebook'ta kaç kişi beğenmiş hayırlı cumalar. Attığın hayırlı cumalar yazdığını Facebook'ta kaç kişi beğenmiş onu takip edeceğim burada. Beni dinlemeyeceksin ki. Ama diyor vatandaşa, normal avam insanlara, benim gibi avam insanlara güzel sözle böyle vaaz edeceksin. Onları etkileyecek kıssalardan, sahabi hayatlardan, evliya hayatından, meşayihtan misaller vereceksin diyor. Peki üçüncü sınıf kim? Ve cadilhum diyor. Cidal. Cidal mücadele demek. Bak sen Türkçede de kullanıyorsun bunu. Mücadele etmek diyorsun bak. Cidal Arapça bir kelime. Mücadele edeceksin diyor. Nasıl mücadele? Billeti hiye ehsen. En güzel şekilde. Yani en uygun şekilde. Bu cidali yaparken karşındaki kavli leyin anlayacak bir adamsa, yani yumuşak sözle anlayacak bir İslam düşmanıysa, İslam nizamı karşıtıysa, yumuşak dille konuşabileceksen konuşabilirsin. Onunla kavga etmene gerek yok. Cidalleşeceksin. Delillerinle, ispatlarınla, ayetle, hadisle cidalleşeceksin. Ama güzelce yapabilirsin bunu. Peki bu sözden anlamayan biri ise, o zaman anladığı dilden konuşacaksın. Yani kalkıp da başörtülü bacılara fahişe diyen bir adamla yumuşak sözle konuşmayacaksın. Onun anladığı dilden konuşacaksın. Peygamber'e söven, Peygamber Efendimiz'in o asr-ı saadet denilen o dönemine orta çağ karanlığı diyen bir adamla yumuşak konuşmayacaksın. وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ اَحْسَنْ yapacaksın. Anladığı dilden konuşacaksın.
Ben anlamıyorum artık bu insanları. Bırak hacıyı hocayı. Vatandaşı da anlamıyorum. Namusuna, iffetine söven bir adamla kavli leyyin konuşabilir misin? Niçin anneme sövdünüz beyefendi diyebilir misin? Adam gelip ananıza, bacınıza, değerlerinize, namus kavramlarınıza sövse, efendim niye bana sövüyorsunuz diyebilir misin? Ne diyorsun lan sen dersin, adama hücum edersin ya. Peygambere sövecek, peygamberin hanımlarına sövecek, peygamberin babasına sövecek, İslam nizamına sövecek, şeriata sövecek, hocalara sövecek, başörtülere sövecek, hacılara sövecek, camiye sövecek, tarikatlara sövecek, Kur'an kurslarına sövecek, medreseye sövecek, diyanete sövecek. Ondan sonra kavli leyyin yap. Vallahi gitsen becerebiliyorsan yap. Omurgan oynuyorsa yerinde böyle, kıvranıyorsa omurgan solucan gibi, git kavli leyyin yap sen o sana sövüp sayan adamlara. Anlayana anladığı dilden konuşacaksın. Bu ayeti unutmayacaksın. Üç sınıf insana konuşulur. İşte üç sınıftan biri bu adamlardır. Ben onlara yumuşak falan konuşamam. Çünkü Allah'ın düşmanlarına, Allah'ın nizamının düşmanlarına muhabbet besleyen, biraz merhamet gösteren bilsin ki yarın Allah'tan merhamet bulamayacak. Bu kadar açık söylüyorum. Çünkü Müslümanlığın bir ölçüsü var. Öyle ben Müslümanım deyip de Müslüman olunan bir din değil bu. Bunu bir kere akıllarımıza sokacağız. Dinde zorlama yoktur. Müslüman olmakta zorlama yoktur. Ama Müslüman olduysan Müslüman gibi yaşamak zorundasın. Yoksa cezası var. Hocam Kur'an'da göstersene. Bıktım bu cahillerden. Bu cahillerden bıktım. Resulullah Aleyhisselam'ın yüzlerce uygulaması var. İçki içene, zina yapana, hırsızlık yapana. Sayarım bir sürü yani. Sahabi-i kiramın, dört halifenin binlerce uygulaması var. İslam tarihinde binlerce uygulama var. Ceza hukuku olmayan bir din olabilir mi ya? Ceza hukuku olmayan bir sistem olabilir mi? İslam sadece camide yaşanılan bir din değil. İslam sokakta, evde, devlet dairesinde, pazarda, çarşıda, düğünde, dernekte, mahkemede, her yerde yaşanmak zorunda olan bir din. Sosyal bir din, son din. Böyle sosyal bir dinin ceza hukuku olmaz mı? Ceza yok mu yani? Yani Allah, hani sokakta bir tabir vardır. Bilmem ne saldım çayıra, Mevlam kayıra. Allah bizi böyle mi yarattı yani? Yarattım sizi, saldım mı diyor Allah. Öyle şey olur mu ya? لِيَبْلُوَكُمْ ayet var ulan. لِيَبْلُوَكُمْ اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ لِيَبْلُوَكُمْ Allah diyor ki ölümü ve hayatı yarattım sizi imtihan etmek için. Yani sizi salmadım diyor. Sizi salmadım. Böyle sokaklara salmadım. Kafanıza göre yaşayın. Böyle bir şey yapmadım diyor Allah. لِيَبْلُوَكُمْ İmtihan etmek için sizi yarattım. Ölümü ve hayatı yarattım. Yani sizi yarattım. Niye, Allah bilmiyor mu ne yapacağımızı? Biliyor da bizi bize ispatlayacak. Yarın cennetin ya da cehennemin kapısında yani Allah'ım beni bıraksadın ben iyi bir adam olurdum demeyelim diye. Çünkü orada sahtekarlık diz boyu olacak. Ben yapmadım, ben etmedim diyeceğiz günahları. Ben işlemedim, ben o faizi almadım, ben o hırsızlığı yapmadım, ben o ırkçılığı yapmadım, ben o holiganlığı yapmadım, ben o putperestliği yapmadım diyecekler insanlar. Öyle diyor Allah'ımız Kur'an'da. Allah da buyuruyor ki onların ağızlarına mühür vuracağız. Onların elleri ve ayakları konuşacak. Elleriniz, ayaklarınız hesap verecek. Yani bu işin özeti, bu din sosyal bir din, ceza hukuku olan bir din. Tabii ki dine girmek olduğu gibi çıkmak da var. Dinin şartları var çünkü. Nasıl basit, hiçbir işe yaramayan futbol takımını tutmanın da bir şartı var. Fenerbahçeli olacaksan sarı lacivert forma gireceksin. Arkadaş ben Fenerbahçeliyim ama sarı kırmızı giyeceğim. Kırmızıyı çok seviyorum diyebilir misin? Ben Fenerbahçeliyim deyip de sarı kırmızı forma giyersen biz sana Fenerbahçelisin diyebilir miyiz? Ben Müslümanım deyip de gavur gibi yaşayan adama sen Müslümansın diyebilir miyim ben ya? Gavurların sözlerini söyleyen adamlara ha birader sen de Müslümansın diyebilir miyim ya? Müslümanım diyorsan, Müslümanım diyorsan Müslüman forması giyeceksin. Müslümanca yaşayacaksın. Müslüman sözleri söyleyeceksin.
Bunları yapmıyorsan sen İslam hukukuna göre Müslüman sayılmıyorsun. Hoca sen mi karar veriyorsun bu işe? Ben ihtisas alanım olduğu için size naklediyorum. İslam karar veriyor.